Merhaba gençler. Soru makinesi yayınlarının hazırladığı soru çözümlerine hoş geldiniz. Katı basıncı etkinlik 3'ü çözüyoruz bu akşam. Var mısınız etkinliklerle konuyu pekiştirmeye? Hadi o zaman. Başlayalım. Etkinlik 3'ümüzün ilk sorusu. Evet. Şimdi görüyorsunuz resimde de ne olmuş? Tolga'nın tek ayak üzerindeyken zemin uyguladığı basınç P1. İki ayak üzerindeyken zemin uyguladığı basınç P2'dir. Buna göre oranlarını istemiş. Şimdi tek ayak P1'miş. Klasik çözümüm benim biliyorsunuz. Hemen değer verelim. Bu 1 olsun. Alanları 1, 1. Tolga'nın ağırlığı da 10 Newton olsun. Salladım. Evet. Peki buradaki basıncım kaç Pascal acaba? Ağırlığı kaç? 10. Alanı kaç? 1 metrekare. Kaç çıktı? 10 Pascal. Bakın tek ayak üzerindeyken. 10 bölü 1 ağırlık bölü yüzey alanı. Peki P1 oldu bu. P2'sini bulalım. Ağırlığım kaç? Yine 10. Tolga aynı Tolga, değil mi? Alanım kaç? 1, 1, 2 metrekare oldu. 10 bölü 2, 5 Pascal. Ne istiyor P1? Böl P1 bölü P2. 10 bölü 5 cevap kaçmış? 2. Anlamayan yok. Süpersiniz. Geldik 2'ye. 2'nin A'sı. Şekilde ağırlığı 20 Newton. Yüzey alan 2 metrekare olan bir cisme. Yukarı yönlü F1 kuvveti etki ettiğinde zeminde 5 Pascal'lık. Şimdi dediğim gibi hep söylüyorum böyle problem çıkmayacak ama siz bu problemleri çözebiliyorsanız zaten yorum sorularını rahatlıkla yapacaksınız. Tamam, sayısal işlem yok ama mantık var. Yürüteceksiniz. Azalıyor mu? Artıyor mu? Basınç nasıl değişiyor? Dolayısıyla hani sayılarla biraz oynaşmayı bilmemiz lazım. Tamam? O yüzden bakalım. Şimdi neymiş? F1 kuvveti etki ettiği zeminde 5 Pascal'lık basınç oluşuyormuş. Buna göre F1 kuvveti kaç Newton'muş? Bakın arkadaşlar. Basınç ağırlık bölü yüzey alanı. Şimdi adam yapmış ağırlığı yüzey alanına bölmüş. Sonucu kaç bulmuş? 5 bulmuş. Basınç 5 Pascal çıkmış diyor. Ağırlık bölü yüzey alanı kaç çıkmış? 5. Yüzey alanını vermiş bana S'yi. Kaç vermiş? 2. Ağırlık bölü 2 kaçmış? 5. Dikkat. Şimdi bunun ağırlığı da var esasında bakın. 20 Newton'luk bir ağırlık var. Peki ben 20'yi 2'ye bölersem 5 yapar mı? He. 20'yi 2'ye bölersem 10 yapar. Demek ki F1 bunu bakın hafifletmiş, yukarı doğru çekmiş. Ağırlık aşağı doğru 20 Newton, yer çekimi kuvveti çünkü aşağı doğru olacak tabii ki. F1 de buna zıt, yukarı yönlü. Hafifletmiş. Peki F1 kaç olursa 2'ye böldüğümde 5 çıkar. Bakın 20 Newton ağırlığı var aşağı doğru. Yukarı doğru F1 10 Newton olsun ki bakın. Şimdi kuvvetler konusunu gördük 6. sınıfta. Zıt yönlüyse ne olur bu kuvvetler? Birbirine zıtsa çıkar. 20'den 10 çıktı. 10 kaldı. 10 bölü 2'de neyi veriyor bize? Bakın 5 Pascal'ı veriyor. Demek ki yukarıya doğru etki eden F1 kuvvetim kaç Newton'muş? 10 Newton'muş. Çünkü ağırlık vermiş bakın. 20 Newton diyor. Aşağı doğru. F1 belli değil. Ama 2'ye böldüğümde sonuç 5 Pascal çıkıyor diyor. Kaçı 2'ye bölersem 5 çıkar? 10'u. Elimde net kuvvetin 10 kalması lazım. Demek ki F1 10 olursa 20'den 10 çıktı 10 kaldı. 10 bölü 2'den bakın 5 Pascal'ı buluyorum. F1'im kaçmış? 10 Newton. Bunun cevabı F1 eşittir 10 Newton. Gelelim B'sine. Gelelim. Bu defa da arkadaşlar dikkat edin yine ben hemen çizdim bölü çizgimi. Alan belli mi? Belli. 2. Sonuç belli mi? Belli. 20. Bakın 20 Pascal çıkacak bu defa. Şimdi bu defa cismin ağırlığı yine 20 aşağı doğru. Bu defa okun yönü de kuvvetimin yönü de aşağı doğru bakın. Aynı yönlü. F2'yi soruyor. 20 var zaten elimde. 20'yi 2'ye bölsem 20 yapmaz. 10 yapar. Demek ki F2'm kaç olursa 2'ye böldüğümde 20 yapar. Bu toplam kuvvetin 20 olması lazım. Bakın 40 bölü 2'den 20 yapıyor. Bunun 20'si zaten cismin ağırlığı. 20 de nereden gelecek demek ki? F2'den gelecek. Bakın aşağı yönlü
Yerçekimi de ağırlık da aşağı yönlü. 20 artı 20 40 bölü 2. Bakın 20 paskalmış zaten çıkan sonucumda. Ne yaptı? Kuralımı sağladı. O zaman F2 de kaçmış demek ki? 20 Newton dedik. Geçtik diğerine. Şimdi şekildeki cismin zemine yaptığı basınç P'ymiş arkadaşlar. Bu şekildeyken bakın P'ymiş. Basınç kuvveti de F'ymiş. Yani ağırlığı da. Şimdi basınç kuvveti demek ağırlık demek. Ağırlığı da F kadarmış. Zaten FG'ye eşitti. Buna göre şekil ters çevrilirse. Bakalım. Yani dar alan yukarıya, geniş alan aşağıya gelirse basınç ne olur? Azalır. Ağırlığım değişti mi? Değişmedi. Yüzey alanım ne oldu? Bakın arttı. Biraz önce dar alandı. Ne oldu? Geniş alan oldu. Basınç azaldı. Alan genişleyince basınç azalır artık burada ustasınız. Basınç kuvveti, cismin ağırlığı. Şimdi burada cismin ağırlığı ya da basınç kuvveti F'ye kadar demiş. Cismin ağırlığı G ise bu ters çevrildiğinde ağırlığı değişti mi? Yine F eşittir G. Ağırlığında herhangi bir değişiklik yok. Ağırlığı değişmediği için basınç kuvveti ne olmaz? Değişmez. Basınç kuvveti ağırlık demek. 4'e geldim. Şimdi yine sayısal mantık. Bakalım x, y, z değerlerini bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar Newton bölü metrekare paskalı verecek. 200'ü kaça bölersem 100 yapar? 2. 2 metrekareymiş x. Bakın 200 bölü 200. Kuvvet bölü alan basınç paskal. Buraya geldim. 1'e böldüğümde 200 yapacak. Demek ki y kaçmış? 200. 200 bölü 1, 200 işte. Kuvvet bölü alan. Buraya geldim. 100'ü kaça bölersem 100 yapar. Basınç değerim o çünkü. 1. Bu da 1. X, Y, Z'yi buldum. 2, 200, 1. Bitti. B'sine geldim. A cisminin üstüne B. A'nın üstüne. Dikkat edin. A'nın üstüne yazıyorum. Bu A'nın üstüne B cismini koyuyormuşum. Peki. Basınç kaç paskal diyor? A'nın ağırlığı kaç arkadaşlar? 200. A'nın 200. B'nin ağırlığı kaç arkadaşlar? O da 200. Aman Allah. Peki altta kim? A'nın da alanı 2 metrekareymiş. Basıncı bulalım. Toplam ağırlığım 400 oldu. Alanım 2. A tabanı aşağıda çünkü hop. Kaç çıktı? 200 paskal. Neden? Newton metrekare. Bitti. C'ye geldim. C cisminin üstüne yazdım C'yi. Hop. Kimi koyduk bu defa? A'yı. Peki C kaç Newton'muş arkadaşlar? 100. A kaç Newton'muş arkadaşlar? 200. C'nin alanı altta C var. Dikkat edin. C'nin alanı da 1 metre kare. Toplam ne oldu? Basıncı bulalım. Ağırlığım 300 Newton. Alanım 1 metre kare. 300 Pascal çıktı. Hadi bir de D'ye bakalım. B ve C cisimleri A cisminin üzerine. En altta. B bunun üstünde. C de bunun üstünde. A'nın alanı 2 idi. 2 metrekareydi. Alan lazım. Bakın paydaya yazıyorum. 2 metrekare. Ağırlıklara bakalım. A 200'dü. B 200'dü. C de 100'dü. Toplam ağırlığım 500 oldu mu? 500 Newton'ı 2 metrekareye böldüğümde ne çıkar? Pascal olarak 250 Pascal olarak karşımıza çıktı. Geldik 5. soruya. Meliha öğretmen sınıfa getirdiği strofor köpük üzerinde önce topuklu ayakkabı ile sonra spor ayakkabı ile yürüyerek öğrencilerinin gözlem yapmalarını istiyor. Aşağıda verilen soruları gözlem sonuçları ve katı basıncını ilişkilendirerek cevaplayınız. 1. Meliha öğretmenin deneyi yapmaktaki amacı. Arkadaşlar Meliha öğretmenin burada yürürken ağırlığı değişti mi? G'si değişti mi? Hayır. Nesi değişti? Yüzey alanı. Ha, demek ki Meliha öğretmenin amacı burada yüzey alanının basınca etkisini gözlemlemek. Katı basıncına etkisini gözlemlemek. Basınca etkisini gözlemlemek. Sıkıntı var mı? Yok. Gözlemlemek. Peki, Meliha öğretmen hangi ayakkabıyla yürüdüğünde strofor köpük üzerinde daha derin iz bıraktı? Alanı küçük. Alan küçük ise basınç ne oluyordu? Artıyordu. Hangi ayakkabının alanı daha küçük? Topuklu. O zaman hangi ayakkabı? Topuklu.
topuklu oldu. Neyse topuklu. Nedeni alan küçük. Alan küçülürse basınç artar, batar. Doğru mu? Peki 3'e baktım. Yapılan deneydeki aman Allah'ım bu konuda bağımlı bağımsız değişken manyağı olacaksınız arkadaşlar. Bol bol çıkacak sorularda. Bağımsız değişken deneydeki değişen faktör. Ne değişti? Yüzey alanı farklıydı. Bakın bir normal ayakkabı bir topuklu ayakkabı. Demek ki farklı olan şey yüzey alanı. Bakın buradaki bağımlı bağı sabit tutan hep konumuzla alakalı yerleri yazmak zorundayız. Başka bir şey yazarsak sıkıntı olur. Ben buraya neden yüzey alanını yazdım? Basınç konusunu istiyorum. Meriha öğretmen de neye bakıyor? Yüzey alanına bakıyor. Topuklu düz. O zaman yüzey alanı değişen faktör bağımsız değişken. Bunun için yaptı? Katı basıncını gözlemlemek için. O zaman bağımlı değişkenim konumuz. Yani katı basıncı. Ne sabit tutuldu? Kontrol grubum ne? Ağırlık. Ağırlığı aynı. Bak hep konumuz ağırlık bölü yüzey basınç görüyorsunuz. Ona göre yapıyorsunuz. Yapılan deneyle ilgili sonuç cümlesi yüzey alanı azalırsa yüzey kalemim bitti. Yüzey alanı azalırsa battı ya topukluyla basınç artar sevgili arkadaşlar. Geldik. 4, 6. Bu 5. soru. Evet 6. soruya. Evet yine bir sayısal. Kaç paskaldır demiş. Artık uzmanı oldunuz. G bölü S. Ağırlığım kaçmış? 12 Newton. Alan lazım. Alan dikkat edin. Burası aman. Dikkat. Alttaki dikdörtgen. Alanı nasıl bulacağım? 4 kere 1. 4. 4 metrekare Newton. Sonuç kaç çıkar? 3 paskal. Doğru değil mi? Evet, bir eksik bir şey yok. Peki geldik son sorumuza doğru. Evet. Yine Meliha öğretmen. Strofor köpük üzerine önce topuklu ayakkabıyla yürüyor. Sonra öğrencilerinin aldığı 3 çanta ile birlikte topuklu ayakkabıyla yürüyor. Aman Allah'ım. Bu defa yüzey alanı değişmemiş. Ne değişmiş? Çantaları da alınca ağırlığı değişmiş. Bakın. O zaman ağırlığın basınca etkisini gözlemleyecek bu defa. Basınca etkisini gözlemlemek gençler. Bakalım devam edelim. Meliha öğretmen kendi ağırlığı ile yürüdüğünde mi yoksa 3 çanta ile birlikte yürüdüğünde mi daha derin iz bırakır? Sizce yüzey alanı aynı. O zaman tabii ki ağırlığı artınca basınç artacak. 3 çanta ile birlikte yürüdüğünde. Neden? Ağırlık artarsa basınç, tabii katı basıncından bahsediyoruz. Artar. Evet, bağımsız değişkenden başlıyorum. Her zaman farklı olanım neydi? Ağırlık arkadaşlar. Bakın yine konumuzla alakalı. Aman dikkat edin. Ne gözlemledim? Basıncı gözlemledim. Sabit tutulan da bu defa yüzey alanı. Bakın hep konumuz. Evet. Devam. Yapılan deneyle ilgili sonuç. Ağırlık arttıkça katı basıncı artar gençler. Evet. Herhalde biraz daha pekişmiştir. Başarılar diliyorum hepinize. İyi akşamlar.